niyetim. Ben bunu fazla konuşmayacağım. Daha çok sizlere vereceğim. O tekrar tekrar bilgi paylaşımı ve elinizden gelen şeyleri not alacağım. Herkes sahaya atlıyor. Isınma hareketleri yapıyor. Şimdi söz çıkıyor ama sonuna doğru gitti. Bu uyuşturucuyla mücadele sosyal anlamda bir proje oluşturulmalı ve uyuşturucu kullanıcılarını nasıl tekrar topluma kazandırabiliriz kapsamında bu işe sadece bu uyuşturucu konusu açıldığı zaman hemen emniyet bu konuyu kendi üstüne almamalı. Bu konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü de üstüne almalı. Bu konuyu Diyanet İşleri'ne bağlı müftülükler de üstüne almalı. Çünkü sadece konu emniyetlik bir konu değil. Ailemize kadar gelmiş olan bir konudur. Çocuğun uyuşturucu kullandığını işte hangi baba ister, hangi anne ister, hiçbir istemez. İşte bunlara bilinçlendirmeyi, yeri geldiğinde camilerde hocalarımız, yeri geldiğinde okulda okul aile birliklerine öğretmenlerimizin anlatması gerekiyor. Yani kıyıda köşede acaba nasıl uyuşturucu kullananı yakalarız da polise şey yaparızın bu ayrı bir çalışma. Ama diğer çalışmayı nasıl bu insanları tekrar sosyal hayata kazandırabiliriz projesini buradaki daire müdürlerinin hepsinin elini taşın altına koymasıyla birlikte yapılacağına inanıyorum. Hatta bu konuda basının bile elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir gençlerin mesela bir sosyal bir aktivitesini hep beraber destekleyelim. Tahtus'ta yaşayan gençler daha fazla sosyal aktivitelere katılırsa o zaman uyuşturucunun önü kesileceğine inanıyoruz. Yani sosyal yaşantıların arttırılmasıyla birlikte bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. En üstten tavandan tabana kadar herkesin üzerine düşen görevleri ve vazifeleri olan bir mücadele. Bununla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Sayın Kaymakamımızın başkanlığında aylık bununla ilgili toplantılarımız da var mücadeleyle ilgili. Okullarda bizim hem uyuşturucuyla mücadele büro amirliğimiz hem de toplum destekli polislik olarak ilkokul, ortaokul, lise bunlara broşürlü ve anlatımlı tanıtımlar yapılmaktadır uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili olarak. Mahallelerdeki kullanım ve satışlarla ilgili olarak ise Tarsus ilçemiz Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile hemen hemen yani başarı oranımız çok yüksek ama hani bugünün içicisi, kullanıcısı, yarının da satıcısı o yönde. Satıcıları üzerlerindeki yakalanan meblağa göre adliyeye sevk edildiğinde tutuklanmayla fakat 2 ay 3 ay çok fazla sürmüyor. Kullanan da haddinden fazla olduğu için ama bunların var olması demek bunun bitmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Bizler elimizden geldiği kadar her türlü mücadele yapıyoruz. Bununla ilgili devlet politikasında da yeni çıkan uyuşturucu mücadeleyle ilgili olarak İçişleri Bakanımızın açıkladığı uyuma projesi, uyuşturucuyla mücadele projesi. Bu tabana kadar ihbaratları, müracaatlar, bilgilendirmeler bunlar ilçemizde de yapılmakta. Artı muhtarlarımız mahallelerindeki nokta böyle yer verebiliyorlar. Kişilere de yönelik olarak da bizlere bunları bildirdikleri takdirde biz gereğini yapıyoruz zaten. Ayrıca de uygulama yaptığımız noktalar bugün burasıysa ertesi gün öbür tarafa vesaire alıyoruz. Çıkıyor yine aynı tekrar kullanmaya vesaire devam ediyorlar. Ama şundan emin olun Tarsus ilçemizde en çok önem arz eden ve yoğunluk verdiğimiz nokta uyuşturucuyla mücadele. Hep birlikte de daha iyi sonuçlar alacağız. Diğer bunların topluma kazandırılması ile ilgili olarak yapılacak sosyal çalışmalarla çeşitli kurumlarımızla birlikte irtibatlarımıza devam etmekte. İnşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Teşekkür ederim.